Normal doğum sonrasında ağrıda hastanın istirahati çok önemlidir. Bu özellikle hastaların çok da dikkat etmediği bir durum. Normal doğum hareket kısıtlılığı yaratmadığı için hastalarımız özellikle eve gittikten sonra çok aşırı hareketli olabiliyorlar. Bu dönemin onların iyileşme dönemine kalp dönemi olduğunu unutabiliyorlar. Tabii ki bebek bakımının gerektirdiği durumlar dışında özellikle ilk bir hafta yatak istirahati yapılması, rahimin involüsyon dediğimiz küçülme hareketinin daha sağlıklı olmasını ve hastanın kendisini çok daha çabuk toparlamasını sağlayacaktır. İstirahat yanı sıra özellikle ilk 6 saat içerisinde epizyotomi yani doğum kesinin olduğu alana buz uygulaması yapılması o bölgedeki sızıyı ve ödemi çözeceği için hastanın ağrısının kontrolünde çok daha yardımcı olacaktır. Yine bizim hastanede uyguladığımız tablet şeklindeki ağrı kesiciler, özellikle parasetamol grubu, çünkü bu ilacın e, süte geçişinin herhangi bir zararı yoktur bebeğe, e, oldukça etkili bir ağrı kontrolü sağlayacaktır. Eğer e, ağrı eşiği çok düşük bir anne söz konusuysa ve yoğun bir ağrı tarif ediyorsa, nonsteroid anti dediğimiz daha güçlü ağrı kesici grubunun e, kas içine veya damar içine enjeksiyon şeklinde uygulanması veya fitil şeklinde uygulanması güçlü ağrıların bile üstesinden çoğu zaman gelecektir. Doğumdan 24 saat sonra alınabilecek ılık bir duş ve yine perine bakımı dediğimiz genital bölgenin antiseptik ılık suyla temizlenebilmesi hastanın çoğu zaman rahatsızlık hissini geçirecektir. Eve gittikten sonra da yine istirahat etmesi, ee, özellikle perine bölgesinin, genital bölgenin bakımına ve temizliğine özen göstermesi, kuru tutması, e, ılık duşlar çoğu zaman e, hastanın ağrısını giderme konusunda çok etkin olacaktır. Doğum sırasında ve doğum sonrasında ağrının kontrolünde hastanın e, hekimi anlayışlıysa, e, sağlık ekibi onu yakından destekliyorsa ve başına geleceklerle ilgili her konuda detaylı bilgi vererek bilgilendiriyorsa, ailesinde de eşi ve akrabaları yanındaysa, yakınındaysa ve onu destekliyorlarsa hastanın ağrı kontrolü çok çok daha kolay olacak ve bu dönemde çok daha zahmetsiz bir şekilde loğusalık dönemine geçişi sağlanabilecektir. Ağrının kontrolünün bizim açımızdan en önemli yönü annenin bebeğine çabuk adapte olabilmesi ve bir an önce emzirmeye ve bebek bakımına başlayabilmesidir. Ee, ve iyi bir ağrı kontrolü de gerek hekimin gerek sağlık ekibinin en önemli görevidir.